Bölüm 5. Havuzdaki kötürüm iyileştiriliyor. Bundan sonra Yahudilerin bir bayramı vardı ve İsa Kudüs'e gitti. Kudüs'te koyun kapısı yanında İbranice'de Beyt Esta denilen 5 eyvanlı bir havuz vardır. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa adamı yatmakta görüp onun uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca ona "İyi olmak ister misin?" diye sordu. Hasta şöyle cevap verdi. "Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Gireceğim anda benden önce başkası giriyor." İsa ona, "Kalk, döşeğini topla ve yürü," dedi. Adam o anda iyileşti. Döşeğini toplayıp yürümeye başladı. O gün sept günüydü. Bu yüzden Yahudiler iyileşen adama, "Bugün sept günü," dediler. "Döşeğini toplaman yasaktır." Ama adam onlara şöyle cevap verdi. "Beni iyileştiren kişi bana, döşeğini topla ve yürü dedi." "Sana döşeğini topla ve yürü diyen adam kim?" diye sordular. İyileşen adam ise onun kim olduğunu bilmiyordu. Çünkü orası kalabalık olduğundan İsa çekilmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. "Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin," dedi. Adam Yahudilere gidip kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Sept günü böyle şeyler yaptığı için Yahudiler İsa'ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. "Babam şimdiye dek çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum." İşte bu nedenle Yahudiler onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız sept gününü bozmakla kalmamıştı. Aynı zamanda Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılıyordu. Yaşam veren İsa. İsa Yahudilere şöyle karşılık verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Sizler şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kimselere öylece yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz. Tüm yargılama işini oğula verdi. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz. Ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor. Geldi bile. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliği verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi. Çünkü o insanoğludur. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik etmiş olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler." İsa'ya tanıklık. "Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır. Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz.
Ama benim için tanıklık eden başka biri vardır. Onun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim. Siz Yahya'ya adamlar gönderdiniz. O da gerçeğe tanıklık etti. İnsandan tanıklık kabul ettiğim için değil, kurtulmanız için bunları söylüyorum. Yahya yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz. Ama benim Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için babanın bana verdiği işler, şu yaptığım işler beni babanın gönderdiğine tanıklık ediyor. Beni gönderen baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman onun ne sesini işittiniz ne de şeklini gördünüz. Onun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlarda sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum. Ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Ben babamın adına geldim. Ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Babanın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?